Transfer Haberleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca günü sorusu olarak da en beğendiğiniz 2005'te Türk futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Paris Saint-Germain'de 7 yıllık Kylian Mbappe dönemi sona eriyor. Fransız deviyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan Mbappe astronomik teklifler almaya devam ediyor. İngiliz basına Manchester United kulübünün Fransız yıldızı 200 milyon euroluk imza parası da dahil 5 sezon için toplam 500 milyon euroluk teklif yaptı. Öte yandan Kylian Mbappe'nin bu teklifi reddettiği ve oyuncunun yeni sezonda Real Madrid'de formu giyeceğini haber detaylarında yer verdi. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplam 32 maça çıkan Mbappe 32 gol 7 asistlik bir katkı sağladı. Rasmus Oylund'la forma rekabeti yaratmak isteyen Manchester United, Sporting Lisbon'da forma giyen Giocares'e transfer etmeyi planlıyor. Teknik adam Erik Tanak bu transferin bitirilmesini istedi. Golcü futbolcunun serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro. Bu sezon 33 maça çıkan Giocares 30'da gol attı. Paris Saint Jerman kaleci rotasyonunu Kobel'de güçlendirmek istiyor. 26 yaşındaki Filebekçi ile temasa geçilse de Yıldız kaleci henüz kararını verebilmiş değil. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Kobel'in sözleşmesi de 2028 yılında sona erecek. Premier Lig ekibi Arsenal Everton formasını giyen Amadou Onana'yı kadrosuna katma hedefinde Londra ekibi birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği Onana için elini çabuk tutmak istiyor. Ayrıca İspanya'dan Sport Barça'nın da Onana'yı istediğini yazdı. Barcelona da bu transfer için 40 milyon euroya gözden çıkarmış durumda. Everton Onana için 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamını talep ediyor. Inter Lautaro Martinez'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. La Gazzetta Dello Sport'ta çıkan habere göre yeni sözleşmede yıllık 8 milyon euro maaş teklif edildi. Fakat Arjantinli futbolcu 10 milyon euro talep ediyor. Martinez'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken Inter'in hedefi de bu sözleşmeyi 2028 yılına kadar taşıyabilmek. Milan'da gösterdiği performanslı adından sıkça söz ettiren Theo Hernandez'in talipleri artıyor. Tutto göre Yıldız futbolcuya son olarak Bayern Münih kulübü talip oldu. Milan cephesi 100 milyon euro bonservis talep ediyor. Öte yandan Milan oyuncunun menajeriyle görüşüp sözleşmesini de uzatmak istiyor. Ayrıca Davis'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse Theo Hernandez transferi de hız kazanacak. Alfonso Davis demişken The Athletic'te çıkan habere göre Real Madrid Bayern Münih'le sözleşmesi 2025'te sona erecek. Davis'le sözlü anlaşma imzaladı. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa 2024 yılında bu transfer tamamlanacak. Fakat anlaşma sağlanmazsa şayet 2025 yılında bedelsiz olarak Kanadalı bek oyuncusunu Los Galacticos ekibinde izleyeceğiz. Futbol Insider'ın haberine göre Ramsdale sezon sonu geldiğinde Arsenal'e veda edecek. Bu sezon sadece 10 maçta formu giyen İngiliz eldiven oynamadığı için mutsuz. İngiltere'deki kulüpler başta olmak üzere birçok talibi olduğunu da söyleyelim. Sivas Spor'da Ray Manay fırtınası var. Bu sezon şu ana kadar çıktığı toplam 26 maçta 18 gol atan Yıldız futbolcunun talipleri artmaya başladı. Teknik adam Bülent Uygun 27 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan, İspanya ve İtalya'dan onu isteyen takımların olduğunu söyledi. Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer etmek istediği Felipe Anderson'un peşini bırakmıyor. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Lazio formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 gol attı 6 da asist yaptı. Temmuz 2021'den bu yana çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı ekip deneyimli futbolcu anlaşıp bonservisiz kadrosuna katmak istiyor. Anderson teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında Sambacı Yıldız sağ kanadının dışında sol kanat ve forvette Do oynayabiliyor. Galatasaray'ın Slavia Prag formasını giyen Lukas Provoto gündemini aldığı iddia edildi. Scout ekibinin sol kanat ve orta sağ pozisyonlarında görev alan 27 yaşındaki isim için olumlu rapor verdiği de ortaya çıktı. Okan Buruk'un da beğendiği Çekyalı Yıldız için görüşmelerinde yapılacağı vurgulandı. Çekya ekibi bu transfer için 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Real Madrid'in 38 yaşındaki yıldızı Luka Modric'e Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi. Hırvat orta sahanın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. İspanyol ekibinin sözleşme yenilemeyeceği ve teşekkür edeceği kaydedildi. Sarı Kırmızılı Kulüp menajer vasıtasıyla oyuncu cephesine ulaştı. Fenerbahçe'nin de sezon sonunda bir ilgisinin olabileceği konuşuluyor. Galatasaray 3,5 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor. Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği de kaydedildi. Türkiye çok seven ve İstanbul'da birçok dostu yaşayan Modric'in için nasıl bir karar vereceği de merak konusu. Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de çalışmalar tüm ile devam ediyor. Devre arasında ön libero hattına Rade takviye eden Fenerbahçe istediği katkıyı alamadı. Yönetim sezon sonunda bir defansif orta sahada almayı planlıyor. Fenerbahçe sezon başında da yoğun bir çaba gösterdiği Gudio Rodriguez için yeniden harekete geçti. Yönetim Real Betis formasını giyen Arjantinli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesaiye başladı. 29 yaşındaki futbolcu 2020 Ocak ayında İspanyol ekibine transfer oldu. İstikrar gösterdiği performansıyla dikkat çeken oyuncu bu sezonda birçok kulübün dikkatini çekmeyi başarmış durumda. Sezona iyi başlayan Rodriguez yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımdan ayrı kaldı. Mart ayında sahalara geri dönecek olan yıldız oyuncunun yakalayacağı performans yaz transfer dönemi içinde etkili olacak. Bon servis değeri 24 milyon euro olarak bilinen Guido Rodriguez'in Real Betis'te olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El Hilal Fenerbahçe'den Fred'e sezon sonunda astronomik bir bonservis bedeli ödeyerek almayı planlıyor. 69 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus bu transferin bitirilmesi konusunda oldukça istekli. Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncu kadrosuna katmanın planları içerisinde. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Fred'e bırakmayı düşünmeyen Sarı Lacivertli yönetim astronomik bir teklif gelirse gidişine onay verecek Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski son dönemde performansında düşüş yaşasa da bu sezon genel olarak takımın anahtar oyuncularından biri olmaya başardı. 24 yaşındaki çok yönlü futbolcu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Dış basında çıkan habere göre Manchester United, Tottenham ve Liverpool'un Polonyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna katma hedefinde olduğunu gördük. Üç kulübünde Szymanski'yi yakından takip ettiği ortaya çıktı. Öte yandan İtalya'dan da en ciddi adayda Napoli onu da söylemiş olalım. Beşiktaş yazın stoper transferi yapmak istiyor ve gündeminde Vavro var. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi sonun altı turunda Kopenhag Manchester City maçını izleyen Ay Baba'nın Vavro'yu da yakından takip ettiği biliniyor. Hatta City maçından sonra Pep Guardiola şöyle bir açıklama yapmıştı. Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim ama özellikle Vavro pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu oynadı yorumunu yapmıştı. Kopenhag'la 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Vavro'nun da piyasa değeri 4. 4 milyon euro. Danimarka ekibiyle bu sezon 34 maça çıkan Sulavak oyuncu 3 gol ve 1 asistlik skor katkısında da bulundu. Sezon başında Manchester United kadrosuna katılan Altay Bayındır İngiltere'de aradığını bulamadı. 25 yaşındaki kalecinin Türkiye'ye geri dönebileceği konuşuluyor. Galatasaray'dan sonra adı Beşiktaş'ta da anılıyor. Siyah beyazlı kulübün Altay'ın durumunu da yakından takip ettiğini söyleyelim. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle Avrupa devlerini peşine taktım. Yıldız Forvet'i için ilk somut adımı Premier Lig devi attığım Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki Yıldız için en somut girişim Arsenal'den geldi. 3 Mart pazar günü oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisine Semih'i izlemek için gözlemci gönderecekler. Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorginho'yu kadrosuna katmayı istiyor. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek olsa da opsiyon maddesi var. Yani Mikel Arteta 32 yaşındaki oyuncu takımında tutmak isterse sözleşmesi bir yıl daha uzayabilir. İtalyan futbolcunun transferi gerçekleşirse şayet Marek Hamşik etkisi yaratması da bekleniyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.